Şubat dönemi deyince yine izleyicilerimize hatırlatalım. Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsıyor aslında, sadece Şubat'ı değil. Dolayısıyla 3 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Ocak ayında bildiğiniz gibi %11,1 gelmişti işsizlik oranı. Şimdi Ocak döneminde evet %11,1'de. Dolayısıyla 10,9 Şubat döneminde bir miktar gerilemiş gibi gözüküyor. Fakat buna tabii hem mevsimsel açıdan bakmak lazım hem de yıllık açıdan bakmak lazım. Geçen yılın aynı dönemine göre bir 0,2 puanlık bir azalma gözlemliyoruz bunda. Ocak dönemine göre de yine mevsimsel etkileri arındırdığımızda %9,9'a gerilediğini 10,1'den, yani orada da bir düşüş var. Bekliyor muydunuz hocam işsizlikte hafif bir gerilemesiz? Hafif bir gerileme bekliyorduk açıkçası ama yine de yüksek seviyelerde. Yani şunu da belirtmek gerekiyor. Bunun arka planında dediğiniz gibi istihdamda gelişmeler var. İstihdamda nasıl bir gelişme olmuş ona bakmak önemli. Evet. Yani yıllık bazda hesapladığımızda istihdam edilen kişilerin değişimini, yani bu Şubat dönemiyle geçen Şubat dönemi arasında nasıl bir fark olmuş derseniz, istihdamda %3,4'lük bir artış yaşamışız. Bir yıllık süre içerisinde. Tabii az önce öğrenci arkadaşlarımız da periskoptan bağlanıyordu. Evet. İş gücü önemli burada. Gençlerimizin katkı sağladığı özellikle ciddi bir iş gücü, yeni bir iş gücümüz var. İş gücüne katılım giderek artıyor. Orada da %3'lük bir iş gücü artışı görüyoruz. Bu da daha önceki yayınlarda da konuştuğumuz tablonun aynısına işaret ediyor. Benzerine işaret ediyor. İş gücü hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor ama istihdam da ondan geri kalmıyor. %3,4 ama işsizlik oranı düşmesi için çok daha ciddi bir istihdam artışına ihtiyacımız İstihdam var. İstihdam artışı için de büyümeye ihtiyacımız Aynen. var. Büyümemiz için de küresel talebin artması lazım. Çin'in büyümesi lazım. Sıkıntılı bir süreç dünya için, öyle görünüyor açıkçası. Türkiye yine daha iyi görünüyor. Büyüme Türkiye dayanıklı çıktı. Ve iç talebimiz tabii güçlü. Standart & Poor's bile şaşırdı dayanıklı çıktınız diye, hatırlarsanız. Evet, tabii dış talepten biz de etkilendik. Geçtiğimiz yıl özellikle, bu sene de etkileri devam ediyor. Ama iç talebimiz güçlü. Evet, gözüküyor. Oradan güç alıyoruz ama tabii bu da büyümenin kalitesini sorgulamamız her zaman önem taşıyor. Yani tüketimde büyümeye zaten meyilimiz var. Onunla büyüyoruz ama biz iç talep unsuru olarak yatırımları tabii ki tercih ediyoruz. Onun bu sene güçlenmesini istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde dış talebin zaten güçlenmesini istiyoruz ama yani çok sağlam bir tablo diyemeyiz ya da içerik olarak çok kaliteli bir tablo diyemeyiz büyümeye ama %4 büyümeyi getiriyor bize bu görünüm. Peki öğrencileriniz dediniz şimdi az önce, zaten Periskop'tan da sizin öğrencilerinizle selam söylüyor hocam. Öyle mi? Peki. Öğrenciler arasında mezun olduktan sonra iş bulma, iş arama gibi konuşuyor musunuz bunları? Nasıl genel görüntü bu gençler arasında, iş bulabileceklerine eminler mi? Ya da sektör olarak aslında bakıldığında daha çok hangi sektörler tercih ediliyor gençler arasında? Siz de gözlemliyorsunuz çünkü Tabii. üniversitede. Şimdi tabii üniversiteden üniversiteye değişiyor, dediğiniz gibi bölümden bölüme değişiyor bunlar. Türkiye'nin aslında genel bir sorunu, yani işsizliğin arka planında yatan sorunlardan bir tanesi bu eşleşmeleri tam olarak yapamayışımız. Yani bazı alanlarda iş gücümüz çok daha fazla ve zengin ve orada bir arz fazlası var, emek arzı fazlası var. Dolayısıyla oralarda işsizlik olabiliyor, daha yoğun gözlenebiliyor. Bazı bölümler ise daha az mezun verdiği için orada daha az işsizlik olabiliyor. TÜİK'in de açıkladığı verilerde, yıllık verilerde zaten bu eğitim durumuna göre, bölümlere göre bunları görebiliyoruz. Bu yüzden aslında daha temel olarak bakacak olursak, yani YÖK'ün yaptığı zaten bir kısmını yapıyor şu anda, bölümleri açarken ona da dikkat ediyor. Ama bazı bölümlerde maalesef çok fazla bir, dediğim gibi, arz olduğu için onların işsizlikle yüzleşmesi daha kaçınılmaz olabiliyor. Yani önümüzdeki dönemde istihdamın yavaş yavaş ivme kazanmasını umut ediyoruz. Çok hızlı bir ivme kazanması mümkün değil büyümenin ılımlı olduğu bir tabloda. O yüzden bu temele biraz inmemiz gerekiyor aslında önümüzdeki dönemde. Bu yapıyı büyüme bir yandan ama istihdamla gelen iş gücünü doğru eşleştirmek adına bu tür, yani eğitim kanalından gelen çalışmaların da önemli olacağını düşünüyorum. Evet, çünkü aslında genel olarak tabloya bakıldığında hocam, iş yerleri de eleman bulamıyor. Yani hatta yani işte muhasebeci arıyor, biliyoruz. İşte çok buraya gelen, iş dünyasına gelen CEO'lara, işte oradan gelen insan kaynaklarına ve arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bu sefer eleman da bulunmuyor. Çok eşleşmiyor benim anladığım kadarıyla.
Türkiye'de bu konu nasıl çözülebilir acaba? Bir de şu var tabii, dediğiniz nokta şunu da adresliyor aynı zamanda. Yani bir üniversiteli olmaya, üniversite mezunu vermeyi tabii ki istiyoruz. Eğitim kalitemizin güçlenmesi, insan kaynağımızın güçlenmesi adına, ama mesleki teknik eğitim, onu küçümsüyoruz maalesef. Aslında küçümsenecek bir durum değil ve orada dediğiniz o ara elemanlar, biraz daha teknik elemanlar, orada buna ihtiyacımız var ve meslek ve teknik liselerine de yönelmemiz gerekiyor. Bir yandan bazı gençlerimizin bunu gerçekten önemsemesi, ailelerin bunu önemsemesi gerekiyor. Devletin ve toplumun da bunu gerçekten önemsediğini sinyallemesi gerekiyor ki o algı güçlensin ve orada da gerçekten bir iş gücü ve istihdam talebi olduğu gözüksün. Burada ben biraz algı yönetiminin önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü bazı, yani üniversitede başarısız olabilen gençlerimiz var ya da belki mesleki teknik liselere gittiğinde daha başarılı olabilecek ve iş gücüne daha sağlıklı katkı sağlayabilecek öğrencilerimiz var. Bunun iyi yönlendirilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi o toplumdaki teknik lise imajının da güçlendirilmesi. Evet. Tabii belli başlı gelişmiş ülkelerde bu böyle. Doğru. Yani çok değerli kurumlar, o eğitim kurumları ve oradan çıkan iş gücüne de çok ihtiyacımız var. O yüzden işte dediğiniz gibi şirketler bulamıyor o istedikleri ara elemanları. Evet, orada ben temelde algının yattığını düşünüyorum.